Sayın seyirciler, siyaset hem Afgan göçünü hem de iktidarın farklı açıklamalarını tartışıyor. Erdoğan'ın finansı iyi yöneterek mülteci almaya devam edeceğiz sözlerinin sıcağında Ömer Çelik daha fazla göç yükü kaldıramayız dedi. Erdoğan'la ters düştü. Muhalefet de karşılıklı gelen açıklamalara devam eden göç dalgalarına ses yükseltti. 4 milyon mülteci varsa, korumamız altındaysa Türkiye herhalde zayıf bir ülke değil. Ve bundan sonra da yine finansı iyi yönetmek suretiyle bu tür adımları atacağız. Bundan daha fazla bir göç yükü kaldıracak durumda da değildir Türkiye. Türkiye yalanlarla çalkalanıyor. İktidar birbirini yalanlıyor. Cumhurbaşkanı başka bir şey söylüyor. Sözcü başka bir şey söylüyor. Hükümette bir kafa karışıklığı var. Ama ülkenin kafası karışık. Şu göç dalgası, şu silahsız istila bir an önce durdurulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci almaya devam edeceğiz çıkışına karşılık AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten gelen daha fazla yükü kaldıramayız vurgusu. 3 gün arayla iktidardan gelen iki farklı açıklama. Muhalefet kafa karışıklığı dedi, Afgan göçü için çözüm istedi. Türkiye herhalde zayıf bir ülke değil. Finansmanı iyi yönettiği için bunu başarıyor. Çünkü biz güçlü Türkiye'yiz. Biz darda kalana elini uzatan, koşan bir Türkiye'yiz. Nereye alabiliriz ya? Ekonomimiz var mı? Ekonomimiz bunlara bakmaya yeterli mi? Bu millet bugüne kadar birçok sıkıntıyı kaldırdı. Ama iktidarın yarattığı böyle bir zulmü artık kaldıracak gücü kalmadı. Göç sorunu Ankara'nın sıcak başlığı. Erdoğan'dan yükselen iyi finans yönetimi ve güçlü Türkiye sesine karşı muhalefet ekonomiyi güvenliği hatırlattı. İktidar ülke gerçeklerini görüp sorunlarla yüzleşmeli dedi. Cumhurbaşkanı açıklıyor. 100 bin göçmeni Türkiye vatandaşı yaptık diye. Ve bunu daha da fazlalaştırabileceğini söylüyorsunuz. Çünkü Avrupa ile 3 kuruşa göçmen pazarlığı yaptınız. Bunu bile sattınız, bunu bile ranta dönüştürmeye kalktınız. Mesela bir para meselesi falan da değildir. Türkiye'yi bir göçmen kampı gibi saygısızca niteleyenlerin istismarına müsaade etmeyiz. Türkiye silahsız bir istilayla karşı karşıya. Herkes tedirgin. Ülke olarak güvenliğimizle ilgili endişelerimiz var. Göç dalgasının başladığı günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehirdeki yabancı uyruklulara suyun 10 kat zamlı verilmesi önerisiyle gündem olmuştu. Bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Peki arkadaşlar, bu gizli istilayı görüp de susmak doğru bir şey mi? Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum. Madem doğudaki sınırlarımızı koruyamıyoruz, Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın. Bunu yaparsanız ABD'nin bu hain planına ağır bir darbe vurmuş olursunuz. Ben de size amasız fakatsız milleti önünde teşekkürlerimi sunarım. Her geçen gün artan göçle birlikte siyasetin tansiyonu da giderek yükseliyor. Yani sınırı açalım ama Yunanistan sokmuyor içeriye, almıyor bu insanları. Daha önce de bunu denedik ve gördük. Bir başka önemli konu da düzensiz göç halindeki Afganların Avrupa Birliği'nde büyük bir çatlak yarattığı iddiası. 6 üye ülke birliğe resmi başvuruda bulunmuş haber ajanslarına göre. Afgan mültecilerin geri gönderilmesinin askıya alınmasına kızgınlar. Çünkü en son Belarus üzerinden batıya, yani Avrupa Birliği'ne göçe başlamışlar. Bu 6 ülke Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Afgan hükümetiyle görüşmelerini ve gelecek aylarda bu iadelerin nasıl gerçekleştirilebileceğini detaylıca görüşülmesini istiyorlar. Yani Avrupa Birliği kesinlikle istemiyor. Oradan da geri bizim ülkemiz üzerinden mi geçecekler acaba ülkelerine? Nereye ve nasıl gidecekler? Çok önemli bir soru bu da.